Merhaba Kaşak Hanım, hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kalem koleksiyonuma ikinci partini çekiyorum. Bir önceki videoyu izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Hemen özet geçiyorum. Stabilizörlerimi falan göstermiştim, sergiden aldım. Onları geçen videomda izleyebilirsiniz. Yine parti kek geçiyoruz, sıkılmayasınız diye çok uzun tutmadık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu an bunlar birazcık dağınık. Çünkü devamını olarak Evet, çekiyorum. ilk parti ki. Çok uzamasın istedik, videomuz tadında bırakalım. Dilara kalemlerini tanıtıyor. Sizin ilginizi çeken hangi kalemler var? Lütfen yorumlarda bize Evet, paylaşın. ulaşalım. Burada stabilolarımızı, bir sürü kalemlerimizi denedik ve buna hala devam edeceğiz. Evet. Bu videoda hala devam ediyoruz. O videoyu da izlemediyseniz hemen izleyin. Stabiloları, iyi linkleri, şerpleri merak ediyorsanız size önce diğer videoyu alalım, sonra buraya tekrar gelin. Evet. O zaman başlayalım bir daha. Başlayalım, Bu devam edelim kalemlerde hatta. kalmıştık. A101'den aldım. Fine yine. Bunlar da Minto'ya benziyor. Ama Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere bizim çoğu kalemimiz iki taraflı. Mesela bunları BİM'den A101'den aldık, iki şöyle taraflı. alı çek istersen. İnce kısmıyla büyük kısmı, uzun kısmı. Şunu Nereden diler? Ben hep yanlış söylüyorum. Minso. Minisa'dan yine iki taraflı. Bu Minisa kalemlerimiz yine iki taraflı. Faber-Castell'lerimiz iki taraflı. Evet, öyle Ben bir çok kullanışlı buluyorum. bunları bakın şöyle. Pembesine bitirdim. İki O tane. tane Dilara onu. Bitti. Çünkü o Burada kadar dört sıkmayı tane sevmiyorum hangimiz yani. kaldı? Öyle. Zaten arkadaşlar siz de biliyorsunuzdur. Bu BİM A101 kalemleri çok uzun süre gitmiyor. Fiyat performansa göre yani ortalama. Burada uç kutularım var, Size uçarım. 05'imiz vardı. Aa, dur pembe. Ben bu Faber-Castell'leri kullanmayı seviyorum. Dilara ise diğerlerini gösterelim. Bunlar Faber-Castell, ben daha kaliteli buldum. Şunu şey alalım. Ben bu da Faber-Castell. Bu tarz kutuları kullanmayı seviyor. Mesela Tombow, Rotring, iki tane Tombow var Benim daha hatta. kaliteli, yani daha böyle iyi olduğunu düşündüm. Abla bunları tanıtacağım, sen de önüme çekin. Tombowlar var. Bir de Dilara, Rotring. ben ise arkadaşlar bir alıyorum. O uzun bir süre bana gidiyor, 120'de. Ben bunları çok seviyorum. Hatta şunu şu an kullanıyorum. Dilara ise Benim dediğim uç gibi. kutu bayağı. Sonra silgiler, daha yeni açılmamış hiç. Bu da yeni açıldı. Şu sağdaki beyaz favorim kesinlikle. İkisi de aynı. Faber-Castell'in ikisi aynı değil tam İkisi de olarak. aynı. Değil. Arkadaşlar Burası silgi yazıyor, kullanılanlarınız burası var mı? resim yazıyor. Ama farklı. Şu daha yumuşak. Ayrıca Faber-Castell'in mavilerini çok beğenmiyorum. Bunu da Ben söyleyeyim. de. Ben bunları sevmiyorum. Böyle Dilara dastikli. silgi sevmiyor. Hayır, böyle çok şöyle çok Evet, yumuşak. fazla yumuşak geliyor. Dilara daha sert silgi seviyor. Mesela Benim şunu de. gösterelim. Parçalanmış ama. Hatırlayanlarınız var mıdır? Faber-Castell'in renkli silgileri. Turuncusu, yeşili var. Açayım mı Dilara sence pembe. benim buyurun? Bence şu an açmayalım. Çünkü kurşun kalem zaten çizmedik. Evet, devam edelim. İki tane aynı gibi. Ama seviyorum. Kalem tıraş. Benim daha güzeli Faber-Castell'in. vardı. Faber-Castell arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sonra zaten. yine bir post-it. Post-it setlerini yine indirimden almıştık. Sonra kalemler, şimdi bunları deneyelim. İki tane Faber-Castell'in, hatta üç tane bir kendisi. Bunlar hemen bozuluyorlar ama yine de fiyat Benim şey, performansları iyi. bizim okul şurada bir tane şey var. Yani sandalye böyle, şurada bir tane daha demir var. Onlar da sanki böyle. Bunlar renkse çok komikti. Çatır çatırdı böyle. Hala aynı. Çoğunluğu olduğunu düşündüğüm Daha kalemler hatır hatır arkadaşlar. yazıyorlar. Yumuşak değil yanlış kısımda. 07 bizde ikisi de değil mi? Evet, renkleri ama çok. Renkleri gerçekten Bu pastel. baştan aldım. Ucuz ama. Şu tatlı diye aldık yani. Bu arada Demek arkadaşlar ki uç kısımları, yani kendi de böyle uçları, çünkü ya tombala ya farklı farklı uçlara sahip oldukları için. evet. Başka Sonra nelerimiz var? Silvi'nin bayağı emek. O 05. Çok çabuk kirleniyor arkadaşlar. Çok tavsiye etmem. Dışı hemen kir Şunu da tutuyor. tutuyorum. Şöyle basayım. Ha, aynen. Kocaman yeri iniyor. Bu 05. Kullanımı rahat fakat kullanımdan sonra ağrıyor. Sıfır 05. birini de ölçeceğim. Bu çok hafif ama sınavda kullanmıyorum.
ben zaten bir kalemin hafif olması iyi bir şey mi? Peki. Bunu aslında daha ben kullanıyor 0.5. Artık kullanmıyor. Ya arkadaşlar benim üç tane rengim vardı. Çok rot rengimiz vardı. Bunun kaç rengi vardı hatırlamıyorum. Şöyle bir rot ring. Rot ringler arkadaşlar sizde de oluyordur belki. Şu kısma bastığımız an fırlıyor. Bunu babam tamir etti yani. O yüzden şimdi bizi idare ediyor. O vardı, o kırıldı. Sonra yeşil aldım. O da ikinci ayını gördüm. O yeşil çok fena. Hemen gitti. Şans üstü kalemler. Bu ağır biraz. Rot ringler daha ağır ama kaliteli hissettiriyorlar ama bozuluyorlar. Bence bu bayağı ağır. Yani bayağı demeyeyim de. Grip. Çoğunuz evet, biliyorsunuzdur. Bence bu. Bence hafif bu. Rotring'e bence, göre hafif. Bence bundan daha ağır. Yani. Bu plastik. Rotring'e göre Rotring hafif. Rotring daha ağır. Rotring çok ağır. Ama ağrıtıyor bence bu bir yerden. Bilmiyorum. Ben onu yine seviyordum açıkçası. Bu da değişik güzel kalemlerden. Değil tükenmez satın. Kalemleri de güzel. Çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Sonra ikimizin de tombalı var. Evet, bendeki sarı, Dilara'daki pembe, şey pembe, koyu pembe, evet. Rengi güzel. Dilara, 20 lira civarı. Ucuyla ve silgisiyle birlikte set olarak almıştık biz D&R'dan. Siz de bulursanız alın. Bence fiyat performansı iyi. Sarıları 6 liradan yapsak 2, 4, 6. 6. 2, 4, 6. Ha bu arada bunu biliyorsunuzdur. A101. Neyse bence hesaplamayalım. Evet sadece bundan bu kadar sefil. Neyse arkadaşlar şimdi buraya dağıtık toplayacağız o sonra. Bunları da tanıtalım. Burada çok güzel silgi koleksiyonlarım var. Bir toplarımız. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizde partik olarak bu video daha kısa olmuştur. Tanıttık tüm kalem koleksiyonumu, tüm denmezlerine bulabildiklerimi 200'e yakın vardı. Aa şeyi tanıtayım mı? Neyse evet arkadaşlar yetti bence. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.